bahseden ne oldu? İsraf var. İnsanın başarabileceği, başaramayacağı belki de hiçbir şey yok. Eşrefi mahlukat, yaratılmış mahlukların içerisinde en şerefli. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Derinlik programının yeni bir bölümünde tekrar karşınızdayız. İyi akşamlar. Geçen haftaki programdan güzel yorumlar aldık. Bunlar için teşekkür ederiz. Şimdi bu haftada gündemdeki sizin için derlediğimiz haberlerden, sosyal medyadaki videolardan konuşacağız. Başlayalım. Bu haftanın gündemini meşgul eden konulardan, haberlerden yeniden konuşacağız, bahsedeceğiz. Şimdi biz bu programa derinlik dedik ama çok iddialı bir isim gibi oldu. O kadar da derine inmiyoruz aslında konularda. İşte Allah bize ne ilim verdiyse ilmimiz kadarıyla dilimiz döndüğünce bir şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz. Derinlik diyoruz, derine inmek anlamında değil, aslında başka bir, farklı bir bakış açısı sunmak. Evet. Daha bir alternatif. Kamerayı başka bir yere koymak gibi diyebiliriz. Olabilir, başka bir bakış açısı. Evet. İlk programa gelen tepkiler neydi? Güzel, bana güzel tepkiler geldi. Beğendi mi insanlar yani? Yani geri bildirimler genellikle iyiydi. Benim burada çok kimsem yok, o yüzden çok bir geri dönüş alamadım. Ama YouTube'da falan beğeniliyor yanılmıyorsam. Faydalı bir şey olsun istiyoruz ya. Evet, ne var elinde ilk video? İlk video bu haftanın gündeminde insanların canını sıkan bir video aslında, konu aslında. Ama önemli de bir mesele olduğu için programı alalım istedik. Sibel'in intiharı. Bu 1 lira ile cebinde kalan 1 lirasıyla. Yani çok üzücü bir durum. Ama bak, çok üzücü bir durum bence. Dikkatli de konuşmak lazım çünkü insanların canı yandı. Doğru. Bu acı günümüzde bizimle olan, bizimle iletişime geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok acı bir kaybımız var. Kardeşim Sibel Ünlü maalesef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama sosyal medyada ve başka yerlerde bizim ailemizin onurunu rencide eden, kendisinin hatırasına hakaret eden bir sürü şeyler paylaşıldı. Bu bizi gerçekten çok çok üzmüştür. Bugün bundan dolayı bir basın açıklaması ihtiyacı hissetmişiz. Ve bunun için bir basın metni hazırladık. Bunu hepinizle paylaşmak istiyoruz. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizimle taziyemizi paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sanki parasızlıktan böyle yapmış gibi diyorlar mesela. Yalandır, hepsi yalandır. Allah çok şükür bizim her şeyimiz var. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Ama böyle devlet de yardım ediyor, Allah çok şükür bursa var. Böyle bir şey yani yakışmıyor. Yani bunlar başkası yapmışlar. Yani devleti kötülemek için böyle yapıyorlar. Önce ben senin fikrini duymak istiyorum. Bir üniversite öğrencisini birçok açıdan değerlendirebilir belki ama bir üniversite öğrencisinin cebinde 1 lira olmamasından dolayı yaşamak istemekten vazgeçmesi hassas bir konu harbiden. Bilemiyorum ya. Yani nasıl bir psikolojiye girdin? Ya da hayattan nasıl bu kadar kopabildin? Ya da cebindeki para seni yaşamak için yaşamana sebep mi? Cebindeki para mı yaşamana sebep? Bence değil. Şimdi bir kere hiç kimse, buna inanmıyorum ben, açlıktan intihar etmez. Daha doğrusu ölümün kenarında, yani açlık demek, aç kaldığın zaman artık tabii bir hayatta kalma savaşın başlıyor. Ölümün kenarında yaşayan insanlar tam tersine daha çok hayata bağlı oluyorlar. Yani açlıktan insanlar intihar etseydi şu anda Yemen'deki herhalde herkes intihar etmiş olurdu, aç olan herkes. Veya işte Afrika'nın yarısı intihar etmiş olurdu. İntiharlardaki sebep genellikle psikolojik bozukluk veya sorunlardır ki arkasından zaten ailesi sonra çıktı. Bunu bu şekilde, bizim öyle bir durumumuz yok, çocuğumuza biz sahip çıkıyoruz anlamında bir açıklama yaptı. Rencide olduklarını söylediler. Bu konuda parayı öne çıkartan sosyal medya hesapları. Yani bir kısım, toplumun bir kısmı iktidara sataşabilmek için daha önce de oldu. Mesela yine psikolojik sorunları olan birisi, İstanbul Fatih'te bir hanım da yanılmıyorsam, kendisi yaşamamaya karar vermiş ama haberi olmadan ailenin diğer 3 ferdini de öldürmüş. Bu 4 kişi parasızlıktan, 4 kardeş açlıktan intihar etti diye geçti. Açlıktan kimse intihar etmez.
Tam tersine aç olan insan, onun daha çok yaşama çabası artacaktır karnını doyurmak için. Hele bizim ülkemizde hiç intihar etmez. Bizim ülkemiz böyle bir yer değil. Burada mesela bununla ilgili yanılmıyorsam bu programda da öyle bir video var sende. Hele bizim ülkemizde hangi kapıyı çalarsan çal, kime başvurursan başvur, illa sen yardım görürsün yani, senin karnını doyururlar. Evet. Ama işte bunu biraz böyle provokasyon olarak kullanmaya çalışıyorlar yani, çalıştılar o şeyde. Burada asıl önemli olan, gözden kaçan ve konuşulmayan şey şu: intihar eden kişinin ne yazık ki inancında zayıflık var demektir. Yani onun zaten yani onun yaptığı bu eylem şunu şöyle düşündüğünü gösteriyor. Ölümden sonra bir hayat yok. Bu hayat da çekilecek gibi bir şey değil. Bitireyim, sonlanayım, kurtulayım. Böyle bir şey yok maalesef. İnanç zayıf. Tabii ki. İnancı zayıf olan insan intihar eder. Çünkü Müslüman depresyona girmez. Aslında böyle. Gerçekte böyle. Çünkü biz bir şey dilerken, isterken her şeyin sahibi olan, her şeyin hakim olan Allah'tan, yaratıcıdan istiyoruz. Evet. Ve bu bilinçle büyütülüyoruz. Bu bilinçle böyle bir ülkede yaşıyoruz. Buna rağmen ümitsizliğe düşüyor olmak. Tabii ayet var. Ümitsizliğe düşüyor ancak olmak. Ancak kafirler Allah'tan umudunu keser. Ayet bu. Etrafta mesela birçok insanla karşılaşıyorum. Geleceğe dair bir umudu yok. Geleceğe dair bir amacı yok. Yaş grupları farklı da olabilir bu. Ergen gençlerden yetişkin, yaşını başına almış insanlara da baktığınız zaman umudunu yitirmiş. Yaşama enerjisini yitirmiş. Bitmiş, tükenmiş. Bu mümkün mü? Aslında bir Müslüman da olması gereken bir şey mi? Yani sadece bir Müslümanlıkla da kısıtlamam ben bunu. Çünkü o ayete istinaden söylüyorum. Evet, ama sadece tabii ki bir Müslümana yakışmıyor umutsuzluk. Çünkü ayette diyor ki yani... Yaşamaktan ziyade şöyle değil mi acaba? Bunu içselleştiremiyor muyuz? Anlayamıyor muyuz? Orada biz Kur'an'ı okumuyoruz. Şu anda dünyadaki Müslümanların yaşadığı sorunların temelinde insanlar Kur'an okumuyorlar ki. Yani Türkiye'de bile mesela Kur'an okuyoruz, çoğumuz Arapça sesi çıkartıyoruz. Yani halbuki o bir bilgi kitabı, orada bir bilgi var. Yani o söylediğini anlaman lazım. Tabii ki. Yani şunu yap, bunu yapma diyor işte. Çok basit. Yani bu ve bu daha ilk başlarken Bakara suresinde diyor ki Kur'an size bir yaşam kılavuzudur. Rehber. Yaşam rehberidir. Yani nasıl bir yeni bir araba alıyorsun veya yeni bir eve çamaşır makinesi alıyorsun, açıyorsun, bakıyorsun nasıl kullanacaksın bunu. Aynen öyle. Bu telefon alıyorsun. Telefonun yanında, pardon sözünü böldüm. Yanında kullanma kılavuzu geliyor. Tabii ki. İçinde ne zararlı, ne faydalı, ne lazım, ne değil. Evet. Hangisi garanti kapsamında, hangisi dışında? İşte Allah'ta insanın yanında bir tane kullanma kılavuzu. Kişinin sana verilen yaşam kılavuzu. Tabii. Kendisini tanıyıp neyden kaçınması, neye yaklaşması gerektiğini anlatan bir rehber aslında. Baktığında. Evet. İşte biz o... İşçilemediğimiz için belki. İşte oraya okumuyoruz. Hem tabii ki önce okumamız lazım. Hem de orada edindiğimiz bilgileri yaşamın içine koymamız lazım. Yani uygulama şart. Yani aslında bir hadis var. Şimdi konu uzuyor ama bir hadis var. Kısaca anlatmak istiyorum bunu. Ünlü de bir hadis, Cebrail aleyhisselamın hadisi diye geçer yani. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evin önünde otururken bir adam çıkar gelir. Üstünde başında yolculuk izleri yoktur. İşte o kişinin anlarız ki biz sonrasında, hadisin sonunda Cebrail aleyhisselamdır. Uzatmayacağım, uzun sürer. Üç şeyi sorar Peygamberimize. Yani şimdi tam hatırlamıyorum, çok önemli. Bu din üç saç ayağı üzerine kurulu. Önce bilgiyi kabul ediyorsun imanla. Yani algılayamadığın bir yapı var. Algılayamasam da buna var diyorsun. İnanıyorum diyorsun. Çünkü doğru söyleyen birisi, hiç yalan söylemeyen birisinden geliyor bu bilgi. Tamam diyorsun, ben evet algılayamıyorum ama Allah var, melekleri var, kitaplarındaki yazılanlar doğru, bu konuda bilgi getirenler doğru. İkincisi, bu inandığın bilgiyi uygulamaya başlıyorsun. İşte bunun adı İslam. Yani namazını kılıyorsun, zekatını veriyorsun, çevreye duyarlı oluyorsun, orucunu tutuyorsun. Yani uygulaman lazım illaki. Üçüncüsü de bunları samimiyetle yapman lazım. İhlasla. Evet. Yani Peygamberimize soruyorlar. Sanki sen Allah'ı görmüyorsun ama onu görüyormuşçasına namaz kılmalısın. Bu bir üç sac ayağı. Sac ayağı ne? Yani garsonlar üç parmağında taşıyorlar tepsi. Üç noktadan bir düzlem geçer. Asla devrilmez. Bu üç sac ayağından
O saç devrilmez. Ama bir tane eksik olunca? Tabii şimdi o zaman devriliyor. İşte burada da yani bu intihar vakalarında da biz incelediğimiz zaman bu arkadaşları ki yani Allah ailesine sabır versin. Evet. Onlarda öncelikle bir inanç eksikliği. Yani ölümden sonraki yaşamın var olmadığına inanış görebiliriz. Bundan kaynaklı olarak, inanç eksikliğinden kaynaklı olarak bütün olanların hayatında gerçekleşen olaylarını kendilerinden sorumlu tutuyorlar ki bu da yine inanca terstir. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Yani iyiyi de kötü de hayrı ve şerri yaratan O'dur. O yüzden sen kötü bir şeyle karşılaştığında sabredersin. Bilirsin ki geçecektir, kalıcı değildir hiçbir şey. İyi bir şeyle karşılaştığın zaman da şükredersin. Yani onu değerlendirirsin. Bu seni illa hidayete ulaştırır. O yüzden o bu şey meselesi çok kullanıldı. İntihar meselesi. Bence aileye saygısızlık. İnançsızlık temelinde yatan şey bu diyebilir miyiz? İnançsızlığın tabii İnanç zayıflığı veya tabii ki. Yahut onu içselleştirememiş olmak. Çok fazla biliyoruz mesela, biliyoruz ama sorun nerede? O bildiğimiz şeyi uygulayamıyor olmak. Evet. Onu hayata geçirmiyor olmakta. Mesela burada konuştuğumuz şeyler birçok insan tarafından zaten bilinen evet. ve aslında aynı fikirde olduğumuz belki de bir sürü insan var. Fakat aradaki farkı oluşturan şey onu uygulanabilir hale getirmek, uygulanır hale getirmek. Yani zihninin içerisinde duran bilgi aslında sana hiçbir fayda sağlamıyor. Hatta yük oluyor tam aksine. O zaman ne yapmak lazım? O zaman bildiğini hayata geçirmek lazım. Uygulanabilir hale getirmek. Şimdi bir bilinçaltı terapistine bunu söylemem ne kadar doğru olur ama. Sor bakalım. Hayır. Bilinçaltındaki şartlanmanın değişikliği sadece uygulamayla olabilecek bir şey. Tekrar. Kilit yani bilgiyle bilinçaltını değiştiremezsiniz. Uygulama yapmanız lazım. Yani terse uygulamayı yapmanız tekrar lazım. Evet. Sürekli onu tekrar etmek. Evet. Beyinde yeni kanallar açmak. Bir haritamız var. Çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz, etrafta deneyimlediğimiz, kulaktan duyduğumuz, gördüğümüz şeylerden bir kalıp oluşturuyoruz. Bir harita oluşturuyoruz bilinçaltında, bilincimizde. Zihin haritası. O haritanın yollarını değiştirmek istiyorsak, yeni yollar açmak istiyorsak illaki bunu tekrar ederek yapabiliyoruz. Uygulamayla. Gide gele şey gibi düşün. Çimenlerin üzerinden bir yerden yürünür, sürekli yürünür. Orada bir yol açılır. Evet. Aynen bunun gibi. Tekrar ede ede yeni şeyleri kendimize alışkanlık haline getirebiliriz. Yeni bakış açısını da kendimize alışkanlık haline getirebiliriz. İşte umutsuzluğu, ümitsizliği bu şekilde değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Evet, işte İşte İslam dininde, İslam diniyle gelen bu bilgide teklif edilen ibadet çalışmalarının tamamı aslında insanın o tekrarların altında yatan hakikat, insanın bilinç altındaki kirlenmeleri, şartlanmaları, işte bu dünya kötü, bu hayat kötü, ben de çok şanssız bir adamım gibisinden bu şartlanmaların temizlenmesi çalışmasıdır. Evet. Onun yerine biz şunu koyarız yani Allah var, Allah yar. Her şey Allah'tandır. İyi bir şeyle karşılaşırsak şükrederiz, dağıtırız, veririz Allah adına. Kötü bir şeyle karşılaşırsak sabrederiz Allah için. Şimdi Konya'dan bir haber. Konya'dan olduğu için bu haberi paylaşmak istedim. Evet. Cuma namazındaki kavga ile ilgili. O videoyu izledin mi? Evet, bakalım hadi beraber. Nasıl değerlendiriyorsun durumu? Cuma namazında namaz kılıyorsun yani. Namazı kılıp selam verip kavgaya girişmek nasıl bir psikolojinin neticesi? İşte orada çok benlik var. Yani benlik olduğu için o kavga çıkıyor ortaya. Tabii ki bunun yeri mescit asla değil. Cuma namazı hiç değil. Yani oraya inançlı insanlar bunlar. Oraya cuma namazına gelmişler değil mi? Namaz kılmaya gelmişler. Evet. İbadet etmeye gelmişler. O esnada ibadet etmeye gelip sonra da kavga etmeyi kendilerine nasıl yakıştırırlar acaba? Sonra belki pişman olmuşlardır. Kendini nasıl kontrol edemiyorsun yani? Nasıl o kavganın içerisinde bir anda harala gürele nasıl böyle bir pozisyona düşebiliyor? Aslına bakarsan bizim dinimizde kavga etmek diye bir şey yok. Zaten yok. Evet, yani hele iki tane
caminin içerisinde. Hiç olmaz. İçerisinde. Olacak bir şey değil. Mescit orası Allah'ın evi. Yani orada mesela namazı kıldıktan hadislerle uyarı var. Namazı kıldıktan sonra mescit içerisinde dünya kelamı edersen namazın boşa gider diyor. Mesela. Yani o kadar. Birine varmak istiyorum. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Evet. Şimdi o esnada yapılan oradaki eylem namaz kılmak, doğru mu? Evet. Hemen arkasından yaptıkları eylem de kavga etmek. Evet. O kötülükten alıkoyamıyor olmasını nasıl yorumluyorsun? Çünkü namazları samimi olmadığı için, yani çünkü namazdayken o, şimdi mesela o eylem sonucunda anlıyoruz ki namaz sırasında o olay kurgulanmış. Evet. Selam yani, edeyim ve kavgaya girişeyim mi? Deneyim. Artık iç yüzünü bilemem ben de. Yani şimdi aslında namaz değil, salatı ikame etmek Kur'an'daki kavramın karşılığı. Yani yönelişe yerleşmek demek. Yani sen bu dünya işlerini tamamen günlük koşturmacadan beynini sıyırıp, evet, zihnini sıyırıp Rabbine, Allah'a haline geçmek, onunla bağlantı yapmak, oraya odaklanmak, yönelmek, evet, oraya odaklanmak. Yani işte mesela diyor ki düşüncelerini durdurup da iki rekat namaz kılanın %100 cennetliktir diye bir, buna benzer bir hadisi var Peygamberimizin. Yani bu olduğunun da aslında göstergesi bu, değil mi? Tabii. Yani bu bir yöneliş. Yani Rabbine bir yöneliş. Orada bir samimiyet gerekiyor bir taraftan da. O yüzden de tabi akabinde sen hemen namazdan daha çıkar çıkmaz beraber şey yaptığın, sırada durduğun, namaz kıldığın insanlarla, saf tuttuğun insanlarla kavga edersen tabi üzücü bir şey. Namazının senin üzerine bir etkisi olmadığını göstergesi. Belki de kendimize böyle bakabiliriz. Yani kıldığımız namazın namaz olup olmadığını, bizi kötülüklerden ne kadar alıkoyduğuyla değerlendirebiliriz. Tabii yani namazın sonrasındaki yaşantımıza bakacağız. Bakalım ne kadar hayır işliyoruz. Hayır içindeyiz. Veya ne kadar şer, kötülüklerden uzak kalıyoruz. Evet. Eğer kalamıyorsak kendimizi zaten, yani herhalde bir Müslüman durmadan kendini sorgulamalı. Yani her adımında. Doğru. Bir hesaba yani çekmeli. Işte. Tabii. Çünkü öyle bir muhakeme yeteneğiyle yaratılmış. Evet, maalesef şey, o kavga çok üzücüydü. Şeye benzemiyor mu? Bir önceki videoya benzemiyor mu? Bir önceki programdaki o Mevlid videosuna. Mevlid programına, doğru söylüyorsun. Burada da bir işte benlik mi bu? Ben olmak sadece. Ego mu? Tabii ki. Yüksek ego. Yani kavgayı ego yüzünden ediyoruz. Bir sahiplenme duygusu var. Egonun oluşturduğu. Doğru. O sahiplenme duygusundan dolayı paylaşamıyorsun. Artık neyi paylaşamadığının önemi yok yani. Rakamların hiçbir önemi yok. Yani ister 5000 lira olsun, ister 1000 lira olsun veya neyse artık o. Yani neyi paylaşamadın. Bir kere mülkün sahibi Allah. O yüzden sen hiçbir şeyin sahibi değilsin. Emanetçisin. O yüzden paylaşılmayacak bir şey yok. O sahiplenmeden kaynaklanıyor kavga. Hayır, ben o yüzden demedim. Bir de yani burada asıl rahatsız edilen şey şu. Yani bizler bir topluluğun, bir topluluğu temsil ettiğimizi unutuyoruz. Yani cami içinde kavga edip de o görüntü sosyal medyaya yansıdığı zaman bundan sadece o kavgaya karışanlar zarar görmüyor. Bir toplum tabii zarar ki, görüyor. Tabii ki bir inanç sistemi aslında. Tabii. Bu sefer işte hiç alakası olmayan, Müslümanlığı hiç bilmeyen birisinin o videoyu izlediği zaman, tabii, ibadet esnasında bitirir bitirmez böyle bir kavganın içerisinde bulması, Bu videoyu izlemesi nasıl bakmasını sağlayacak? Şu. Açıyorum. Aç. Kadın olmak suçumuz. Kestiğiniz cezamız. Seyrettiğiniz şiddet. Ataerkil bir yargıç. Kadın olmak suçumuz. Konu o kadar ciddi, konu ne kadar mühim bir mesele, bu şekilde bütün ciddiyetini falan almış götürmüş yani. Gülüyorsunuz herhalde efendim. Evet. Komik yani. Bu ne şimdi? Bana mı soruyorsun? Sen cevap ver bir hanım olarak. Yani beni asla temsil ettiğini düşünmüyorum. Yani böyle bir şaklabanlık gibi yani. Nedir ya? Yine bunların arkasında geçen hafta konuştuğumuz gibi o LGBT dernekleri var. Tabii.
proje işler bunlar zaten. Yani. Bununla ilgili ben sana bak... Sen savunmuyorsun, söyleyeyim onu. Savunduklarını düşünüyorsun. Ya ayrımcılığın mesela ne bileyim ben herhangi bir şekilde toplumu kadınlar veya erkekler diye bir cümleye başladığın zaman o cümleye başlayan kişi zaten ayırıyor toplumu. Kadınlar diye, erkekler diye, inananlar diye, inanmayanlar diye, sağcılar diye, solcular diye. Yani sen kategorize etmeye başladığın andan itibaren o topluluğu ayrıştırmaya başlıyorsun. Bu da şu anda günümüzde en çok gördüğümüz ayrışmanın birisi. Zaten aklı selim olan insan bu videoya bakarak bizi savunuyor, kadınları savunuyor gibi bir düşünceye giremez. Yani gerçekten mağduriyet yaşayan kadınların izleyip de bundan işte bizi ne güzel destekliyorlar demesi ya da bunlara bir fayda sağlaması mümkün değil yani. Ben sana başka bir soru soracağım. Evet. Peki sence ben yani bu kadın mağduriyeti diye de ayırmak istemem ama hadi diyelim ki evet var yani yatsıdığımdan değil yani işte bölmekten korkuyorum. Şiddet toplumda var şu anda. Kadına da var, erkeğe de var. Benim fikrim i̇şte, böyle. Evet bu da bir şiddet. Cuma namazının içerisindeki olay ne? Bu da bir şiddet aslında. Bu şiddetin kökeninde de medya var aslında. Yani her akşam insan evlerinde... Tabii canım yani filmlerden tut da dizilerden tut da. O programlarda gün içerisinde yayınlanan programlarda insanları kavga etmeye, şiddete, öyle saldırganca kendilerine hesapta iş yapıyorlar yani. Kuaför programı. Az önce denk geldim bir yerde otururken. Bir yarışma programı hesapta. Görünen bu. İşte saçlarını yapıyorlar. Ama birbirlerine nasıl saldırıyorlar? Evet. Nasıl tahrik edici şeyler var? Hatta birbirlerini aşağılayıcı cümleler var. Bunu gün içerisinde televizyonu açık izleyen bir sürü milyonlar var. Evet, reytingleri önemsedikleri için bu şekilde çatışmalar olduğu zaman reytingler artıyor. O yüzden de böyle programlar yapıyorlar. Yani şiddetten sen buraya geldin. Bu şiddet sadece gündüz televizyonları, gündüz programları değil ki. Gece dizilerde var, haberlerde var. Haberlerde var. Evet, ondan sonra sen insanların bilinçaltına şiddeti bu şekilde yerleştirip de sonra insanlardan uslu uslu evlerinde oturmalarını beklemen abesle iştigal yani. Sana güzel bir şey göstereceğim. Şimdi Mersin'de bu. Mersin'de bir düğüne yakın görev yapan kardeşimiz diyor paylaşmışlar benim Twitter'ımda. Evet. Gerçekten böyle. Yani ne yapıyorsan yani. İşini evet. Yaparken yaptığın işten keyif almak, o işin ne yapıyorsan güzelleşmesini, bir kat daha iyileşmesini. Kaliteleşmesini sağlıyor. Bu gerçekten çay yaparken bile. Öyle. Onu gerçekten severek yapıyor olmak. Çayın tadını, lezzetini, her şeyini değiştiriyor. Öyle öyle. O zaman duygular önemli. Evet ve hadis var bu konuyla alakalı yine. Diyor ki Allah işini iyi yapanları sever. Ne yaparsan yap en iyisini. Elinden gelenin en iyisini. Evet. Bu Almanya'daki haber inşallah getirir. Ha çok güzel. Evet. Almanlar, açayım buradan kendimi. Hem oraya hem oraya bakınca gidiyordur. Yeni haber şu. Almanya'dan bir haber. İnşallah kelimesi artık Almanya lügatta yerini aldı. Resmi olarak Almanca bir kelime. Çok güzel değil mi? Bence de çok güzel. Hindistan'da ben gezerken, özür dilerim sözünü kestim. İnşallah'a böyle durmadan kullanıyordum ve insanlara öğretiyordum. Yani 7'den 70'e dünyanın her köşesine öğrettiğimi düşünüyorum. Japonlara da öğrettim, Çinlilere de öğrettim, İtalyanlara da öğrettim. Bu haberi görünce çok sevindim. Evet. Hemen arkasından da maşallah kelimesi sözlüklerini almış. Vallahi. Evet. Aa çok güzel. Bence de güzel. Yani Almanca'da artık inşallah var. İnşallah var. Evet. Allah'ın izniyle. Güzel. Maşallah da alınmış. Güzel bir haber. Peki. Hayvanları sevdiğimi bildiğim için sana bir video göstereceğim şimdi. Evet.
Burada işitme engelli bir arkadaşımız var. Evet. Kedi ya. Yani kediler çok enteresan varlıklar. Gerçekten öyle. Çok güzel değil mi? Yani anlatıyor resmen. Dokunarak. Hayır, işitme engellinin o işaret diliyle konuşuyor, işaret kedi. İşaret diliyle konuşuyor. Bak, anlatıyor. Allah'ım ya Rabbim. Kediler çok ilginçtir, biliyor musun? Evet. Kedi sahibini seçer. Sen seçmezsin kediyi. Sen seçtiğini zannedersin ama asla değil. Vallahi benim hayat... Birisini bir kedi al, beslemeye çalış. O eğer senin kedin olmayacaksa zaten sana gelmez. Çok ciddiyim. Bilmiyorum, başıma gelmedi. 3 yıllık hayatım boyunca her zaman kedim oldu çünkü. Birden de fazla oldu. Bu sebeple biliyorum. Enteresan bir hayvan. Hikayesi olan bir hayvan. Peygamberimiz besleyin diyor. Temizdir diyor çünkü. Evet. Temiz olmasının dışında enerjisel boyutta başka bir tarafı daha var. Evet. İlginç yani. Yanılmıyorsam şöyle, bir evde yatağını nereye kurmak istiyor bulabilmek için. Aynen. En kedi nerede gider yatarsa orayı kendileri, evet. Neden? Ley hattları yüzünden galiba, değil mi? Ley hattı. Evet. Yani. Hiç bak, bilinçaltı terapisti ama anlatmıyorsun bize böyle şeyleri. Ley hattları yüzünden, aynen öyle. Ley hatları nedir? Şöyle, ley hattları negatif ve pozitif manyetik yollar, kanallar diyebiliriz. Dünyanın içerisinden geçen, yaşadığımız yeryüzünün içinden geçen ley hatları. O hatlar üzerinde mesela en kesiştiği nokta, en ley hattının en mükemmel olduğu nokta, hepsinin yani birleştiği yer, evet, kesiştiği ve en muhteşem yayını yaptığı yer Kabe. Evet. Mesela. Öyleymiş. O ley hatlarını da sezen hayvanlar olabilir, evet, kediler. Develer de öyle. İlginç hayvanlar. Sihirli hayvanlar bence. Ya işte hayır, o darda tabii başka bir algı şekli var. Evet. Develer de öyle. Mesela bir hikayesi çok güzel. Hicret zamanı. İşte Peygamberimiz tabii Medine'ye geldiği zaman onu yanlış anlıyorlar. Yani işte kimseyi rencide etmemek için deveyi serbest bıraktı. O tabii ki biliyor Peygamber. Baktığı zaman görüyor büyük ihtimalle. Nerede ley hatları daha kuvvetli. Ama tabii şimdi seçse belki rencide olacak. Devenin de bildiğini biliyor. Devesini serbest bırakıyor. Deve gidip oraya çöküyor. Çöktüğü yer şu anda işte Mescid-i Nebi. Dünya üzerinde ikinci en güzel namaz kılınan yer diye hadiste bize şey yapılmış yer. Sosyal medyada çok dönen videolardan bir tanesi bu. Ne diyorsun? Yani bu çok büyük bir felaket gerçekten ya. Evet, değil mi? Popülasyonu etkileyecek. Oranın tamamen şeyini, iklimini değiştirecek. İklimini değiştirecek. Yani orada ciddi bir böyle bir sarsıntı demek. Yani gerçekten. Şu hala devam ediyor mu bilmiyorum. Geçenlerde yağmur yağdı. Çok sevindiler. Çünkü ancak yani... Bu zamandır devam eden bir yangın bu arada. Orada yaşayan insanlar anlatıyorlar. Sadece hayvan ırklarının bitmesi, hayvan türlerinin tükenmesi değil. Orada yaşayan insanlar için de çok büyük tehlike. Evet. Gerçekten Allah bir an önce oraya ferahlık, serinlik nasip etsin. Amin. Burada koalayı kurtaran kadın var. Su veriyor ona. Hemen arkasından bir haber daha girelim. Bak şöyle. Bu da daha ilginç bir haber. Develerin su tükettiklerinden, fazla su tükettiklerinden dolayı. Evet. Önce biz bu hanımın videosunu bir ay falan filan konuştuk. Bu hanım da şöyleydi. Oradan geçerken arabası da geçiyor galiba ve ormanın içinde, ateşin içinde koalayı görüyor. Kendi canını tehlikeye atarak yani koalayı kurtarıyor. Herkes çok takdir etti. Ama evet, bu haber, bu yeni bir haber senin söylediğin. Evet. Yani burada kendi canını tehlikeye atarak orada o canı kurtarmaya çalışan bir insan modeli de var. Çok fazla su tükettiklerini düşündükleri için o develeri yok edecek, katledecek. 10 bin deve. 10 bin deve. 10 bin devi yani... Popülasyon zaten böyle bir olayla tamamen birbirine girecekken oradan 10 bin tane deveyi yok edip katletmek. İşte şimdi benim Twitter'ımda... Yani dengelerini değiştiren, bozan şeyler bunlar. Şeyini, kabuğunu değiştiren şeyler. Burada daha acayip bir şey var. Bu batı insanının... Vahşiliği aslında. Yani nasıl diyeyim?
tutarsızlığı mı diyeyim? Daha şey bir kelime kullanmak istemiyorum çünkü. Yani bir tarafta bir koala için evet canını tehlikeye atıyor veya işte bazen o çevreciler dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Fakat aynı ülkeden görüyoruz ki şey olduğu zaman 10 bin deveyi telef ediyorlar resmen. Madem öyle bir popülasyon var, 10 bin deveyi gönder kardeşim, Afrika'da, Yemen'de aç insanlar var yani. Değil mi? Doğru. Madem öyle bunu da kullanabilirsin. Evet. Batı toplumunda böyle bir bencillik var yani. Hep bana evet. Durumu var. Aslında ondan kaynaklı. Evet. Şimdi ben sana bir benim Twitter'ıma düşen bir haber okuyacağım. Okumak istiyorum. Tamam. Çok çalışırsak NASA, kutuplar, uzay, hayallerimizin ötesine geçeriz. Çobanlıktan NASA'ya uzanan muhteşem bir azmin öyküsü, acı payemli Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz. Halası beline kuşak bağlar, azını koyar, eline de bir küçük oğlak verir. Onu bu yol, bu oğlak çobanlığı onu ta NASA'ya kadar götürür. İnsan isteyince, inanınca, çabalayınca demek ki oluyor. Elbette her şey nasip olmayabilir. Elbette her istediğimiz, her yaptığımız şey, her ettiğimiz dua kabul olacak. Ama inanarak dua edebiliyorsan da zaten, eğer o duayı gerçekten samimi edebiliyorsan da zaten sana nasip edileceği için. Ben bunu kendi hayatımda defalarca kez deneyimledim. Bazen niyet ederim ama onu yapamam, gerçekleştiremem. Çok istediğimi düşünürüm ama gerçekleştiremem. O zaman bak, anlıyorum ki aslında bu nasip olacak bir şey değil. Ki isteyemiyorsun. Benim dedem öyle derdi. Annemin babası. Yani bir şeyin olduğunu da sevin, olmadığına da sevin. Geçen onu paylaştım hatta. Gerçekleşmeyen her şeyin aslında arkasında Allah'ın sizin için belirlemiş olduğu bir hayır vardır. Gerçekten böyle. İstiyoruz da bazen neyi istiyoruz? Şerre mi istiyoruz, hayra mı istiyoruz? Biz bilemiyoruz. Ama azmetmek de çok alakasız bir yerden NASA'ya uzanan yolculuk, inanmış ve istemiş. Ben çobanım, oralara gidemem dememiş. En önemli şey onun kendisine inanmasıydı bence. Geçen haftaki programda da bunu konuşmuştuk. Orada da şeyde... Temizlik görevlisi olarak, kat görevlisi olarak girdiği iş yerinde müdür olarak devam ediyor şu anda. Bu da bir azim evet. Hikayesi, öyküsü. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ve bir sürü olsunlar ki bize örnek olsunlar. Şimdi aynı o zaman azimle ilgili bir video göstereyim ben de sizlere. Bu bir Karadeniz azmi. Karadenizliler Afrika'da da hiç durmadan çalışıyorlar. Evet, hadi seyredelim. Afrikalılara da korona öğretmişler. Evet. Ben kapatmışım. Gayet de güzel yapmışlar ama değil mi? Bayağı oynuyorlar. Bayağı oynamışlar, yapmışlar yani. İşte Afrikalıların kanında var ya bu müzik ve dans. Değil mi? Evet. Çok güzel. Kültürümüz bayağı yayılıyor. Afrika'ya kadar gitmiş, baksana. İlginç bir video daha. Tamam. Bazen düştüğünü sanırsın. Evet. Evet, düşüyor. Karşıya geçecek. Yani niyeti o. Hızlıca karşıya geçmek. Ama düşüp kaymasa... Belki de hayatını kaybedecek. Olacak. Evet. Bazen hayatta böyle düştüğümüzü zannediyoruz. Ama aslında... O bizim için bir fırsat, bir nimet. Hani geçen konuştuk ya, o anda değerlendiremeyebiliyoruz durumu. Evet. Sen kötü olduğunu düşünüyorsun ama aslında senin için büyük bir nimet. Evet. Evet. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var onunla alakalı. Bazen diyor, halıyı diyor dövmenin sebebi halıya bir ceza vermek değil, onun üzerindeki tozları silkelemektir. Temizlemek, değil mi?
Suyla alakalı bir çok ilginç bir şey öğrenmiştim. Suyun canlılığı ile ilgili. Onu canlandırmaya mesela pet şişelerde içiyoruz ya suyu. Evet. Plastiğin içerisindeki su canlılığını yitiriyor, zayıflıyor. Onu tekrar canlandırmak için birkaç yöntem var. İşte buz haline getirip kaynatıp tekrar sıvı hale getirmek gibi. Bir tanesi de hortum oluşturmak. O hani pet şişenin içerisindeyken suyu çalkalamak, döndürmek onun yeniden canlılığını kazanmasını sağlıyormuş. İlginç bir bilgi. Bununla istinaden aklıma ne geldi biliyor musun? Sen de şimdi hani söyledin ya. Halıyı dövmek değil mi mesele? Halının tozundan, kirinden temizlemek. Dünyadaki hortumların o hortum şeklinde olmasının acaba üzerinde yaşadığımız dünyayı temizlemek için olabilir mi diye aklıma geldi. Olabilir mi? Olabilir yani. Bilemiyorum. Ama bizim yine bizimle alakalı, bizim dinimizde çok güzel bir şey var. Bu suyu canlandırmakla alakalı. Biliyorsun bir Japon bilim adamı deney yapmıştı. Efsane. Evet. Canlı su denmişti. Tam hatırlamıyorum şimdi. İşte ama suda, suyun moleküllerinde hafıza var. H2O, H2O olarak kalıyor. Değişmiyor. Evet. Ama onun moleküler diziliş yapısı bambaşka. Suya güzel sözler söylüyorsun, bambaşka. Kötü şeyler söylüyorsun, hakaret ediyorsun. Bununla alakalı birçok deney var. Ülkemizde de gerçekten çok istiyorum daha gelişmesini suya da. Çünkü su çok ilginç bir şey. Bütün canlının sudan yaratılması bile, yaratılmış olması bile onu özel kılan, onu farklı kılan bir şey. İçinde hay esmasının saklı olduğu bir şey. Canlılık veren. Can gittiği zaman su da gidiyor biliyorsun. Tamamen. Evet. O yüzden hassas olunması gereken ve öneminin fark edilmesini istediğim bir şey. İnşallah fark ederiz. Suyu mu diyorsun? Evet. Şey diyeceğim. Hayır, bizde çok güzel bir yine hem hadis hem alışkanlık var. O suyu güzel canlandırmakla alakalı. Biz ne yapıyoruz su içmeden önce? Besmele çekiyoruz. Evet. Evet. Ve kaydetme özelliği var. Şu an ülkemizde yapılmıyor belki, böyle belki yapılıyordur bilmiyorum ama suyla alakalı laboratuvarlar var yurt dışında ve suyun canlılığını ve kaydetme özelliğini bulmuşlar. Bilgisayar hafızası gibi, hard disk gibi. Evet, işte hafıza. Çok şeyi kaydettiğini. Evet, işte bizim mesela şeydi. İlerleyen zamanlarda belki de kullanır bilgisayarlar. Hayır, şu an biz kullanıyoruz 1400 senedir mesela işte. Dua okuyup. Tabii içtiğimiz suya besmele çekiyoruz veya evet kimisi dua okur. Evet. Ölçümleniyor suyun değeri. Okunmadan öncesinde ve sonrasında canlanmış oluruz, öyle söyleyeyim. Sonra biz bu sene yapamadık. Hanımla yapacaktık ama kaçırdık. Nisan yağmurunda. Nisan yağmurunda evet. Yani ondan mesela hazırlıyorsun evine şifalı su. Tabii. Hastalıklarında işte onun duaları var. Onu okuyorsun suya ve onu şişeriyorsun. Sonra onu kullanıyorsun. Evet, evet, bununla alakalı. Tabii. Evet. Ya yani oradaki dualar falan belli. Olmasıyla ilgili. Efendimizin bir hadisi var. Evet. Veya bir şey daha var tabii. Abdeste. Abdest duaları. Mesela şimdi biz çoğunlukla koşturmacalarla buna önem vermiyoruz. Aslında abdest, mesela şimdi ben ilk Müslüman olduğumda tabii insan, yani sonradan Müslüman oldum ben. Sonradan Müslüman olunca elhamdülillah merak ediyorsun. Ne nedir diye. Şimdi abdestte mesela şu kolunu yıkamak, önce avucunu alıyorsun da sonra buraya döküyorsun ya, zor bir hareket aslında. Çeşmenin altına sok kolunu, yıka değil mi, maksat temizlikse? Hayır, öyle değil. Evet. Önce avucunu alıyorsun ve buna dua okuyorsun. Sonra o okuduğun duayla moleküler yapısı değişmiş olan suyun, yani o senin o pozitif enerjiyi suya geçiriyorsun. Ondan sonra o suyu sıvazlıyorsun bak bir de. Mesela yüzünü yıkarken de uyarı var, yani yüzüne suyu çarpmayın diyor. Sıvazlıyorsun, bütün hücrelerin, bütün deri o suyu bir güzel emiyor. Ve sendeki sen negatif elektriği işte gün içerisinde koşturmaktan kaynaklanan. Doğru. Onu nötralize ediyorsun. Abdest almak buradan, şimdi sana söyleyeyim. Abdest almanın sebebi nedir? İşte zihninin temizliği. Beden temizliği değil. Beden temizliği değil. Zaten Müslüman zaten teyemmüm olmazdı. Tabii ki. Olmazdı. O elektrik dengesini, bütün elektrik dengesini toparlamak. Tabii biz yediklerimizle
vücudumuzdan elektriğin negatif kısmını alıyoruz, yüklüyoruz. Toprakla temas ettiğimizde veya suyla temas ettiğimizde onu pozitifle nötralize ediyoruz. Doğru. O yüzden abdest önerilmiş. Tabii, sır için ve sır ya. Sırlar yani. Bir de o aslında taraf... sır değil yani. Sır bilmeyen, ilgilenmeyen için sır. Yoksa hikmetini araştırdığında her şey açık seçik ortada. Ama işte o normal görünende yüzeyde suyla yıkıyorsun, temizleniyormuşsun gibi değerlendirilebilir. Hayır, arka planında aslında sana ne kadar lazım bir şey olduğunu da görüyorsun. Tabii bak şimdi Kur'an-ı Kerim'de pislik, yani necis diye geçiyor kelime. Pisliği anlatırken, tarif ederken vücut temizliğinden bahsetmiyor ki. Diyor ki şirk koşmak necistir. Yani dualite, yani bir tanrı kavramı tabii. İkilik, Allah'a ortak koşmak necistir, pisliktir. Sen zihnini bundan temizlemelisin. Yani her oluşun, her yaratılışın, şahit olduğun her olayın arkasında evet bunu Hasan yapıyor, Hüseyin yapıyor, Ahmet yapıyor, Mehmet yapıyor gibi görünse de o bir vesiledir. Bunun her olayın oluşumunu sağlayan, Allah'ın izni olmadan yaprak bile kımıldamaz ayet. Arkasında Allah vardır. Aynen. Yani ona şimdi bu yaptı dediğin zaman şirk koşmuş oluyorsun. Bundan temizlendiğin zaman gerçek abdesti almış oluyorsun. Bundan temizlendiğin zaman hani tahir olmayanlar Kur'an'a elini değmesin. Şeyi ayeti bu. Hani evet. Sen şirk pisliğinden temizlen. Kur'an'ı o zaman gerçekten ne demek istediğini daha iyi anlayacaksın. Burak Özdemir'in bir ailenin evini onarması, hatta bunu çocuklarla birlikte boyamasını ve için yeniden dizayn etmesini anlatıyor. Evet. Bunu paylaşalım. Yani iyilik yapıyorsun ve bu iyiliği paylaşıyorsun, göstere göstere yapıyorsun kısmı ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi bu iyiliği yapıyor ve bunu paylaşıyor. Aslında öyle bir zamanda belki de yaşıyoruz. Yani. Evet. Yani gösterilmesi gerekiyor. Zamanla alakası yok da kimi sadaka var onu göstermiyorsun. Neden göstermiyorsun? Çünkü gösterdiğin zaman nefsi olarak bir karşılık almış olabilirsin. Yani işte bak senin hakkın, aa ne kadar iyi bir insan bu diyecekler belki. O zaman iyiliğin karşılığını almış oluyorsun. Bu bir karşılık çünkü. Doğru. Ama göstermezsen eğer bir karşılık almıyorsun. Allah için yapmış oluyorsun. O zaman sen geleceğine bir iyilik ekmiş oluyorsun. Ölüm ötesine. Kesinlikle. Evet. Yaptığın iyiliği eğer Allah rızası için yapıyorsan dışarıdan artık bununla alakalı teşekkürü, beğenilmek, her türlü beklenti. Beklentiyi tamamen sıfırlaman, kapatman gerekiyor. Evet. O yüzden göstermemen lazım. Ama şimdi burada evet. Gösterilmesinde insanları teşvik amaçlı evet. Etkili güzel olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Böyle güzel haberlerde, güzel neticede bu da iyi ki varlar. Evet. Neticede bir örnek davranış yani. Yakın zamanda bu arada bunu paylaşmak istiyorum. Yine böyle bir iyilik hareketlerinden bir tanesi. Örgü çocuklara şapka bere örüyorlar. Bunu hatta geçenlerde sosyal medyada da paylaşmıştım. İletişime de geçilebilir. Çocuklar için bere örmesi yani bere örgüsü vardır illaki evde oturup örebilecek imkanı olan
veya beresi olan veya ören, örmekten hoşlanan. Ne yapıyorlar bereleri? Çocuklara veriyorlar. Kış dönemi yani. Fakir çocuklara dağıtıyorlar bunları. Evet. Aa, çok güzel. Bir dernek vasıtasıyla, bir vakıf vasıtasıyla o konuyla alakalı destek isteyen veya ulaşmak isteyenler de kanaldan da ulaşabilirler. Kanaldan bana da ulaşabilirler. Sorun değil. Ama yapmak isteyen varsa bu konuda biz de destek olmuş olalım. Bir tuzumuz olmuş olsun. Öremiyoruz madem. Yanılmıyorsam sana şeyden, seyircilerimizden gelen iki tane video var. Hadi onlarla bitirelim programı. Peki Almanya'da ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki Almanya'nın ekonomisi yok zaten. Nasıl? Ne, hiçbir şey yok. Para Almanya'nın yok. Almanya'nın yok mu? Yok, çöpler yığılı, kimse toplamıyor, parası yok. Gariban ülke diyor. Ne, gariban ülke. Adamın ona yakın araba fabrikası var, sanayisi var. Türk'ün hepsi. Hangisi oradaki Türklerin. BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes? Türk'ün eline Opel. Geçti hepsi. Hepsi bizim hepsi mi? Hepsi Türk'ün. Yani dünyayı fethedeceğiz. Tabii. Tabii. Hadi inşallah. Tabii. Ben de Mercedes işçisiyim. Ya işçi olunca orayı almış mı oluyorsun? Hayır. Sahipleri Türk. Kim abi sahibi Mercedes'in? Sahibi Türk ya. Türk. Kim? Türk. Adını bilmiyor musun? Adını bilmiyorum. Türk. Evet. Öyle hissediyor demek. Evet. Ne güzel. Gönlü zengin. Estağfurullah. Çocukla sucuğu karıştıran adam, buna ne diyorsun? Çocuklarınız internet üzerinden, evet, ya da bilgisayar üzerinden okula gitmeden eğitim alabilirler mi? Okula gitmeden eğitim alınır mı çocuk? Neden? Laboratuvara girer güzelce, ondan sonra yenmeye başlar onunla. Laboratuvara girmeden sucuk olur mu? Karambola sucuk olmaz. Bizim sucuklarımız öyledir, Afyon sucukları. Hakiki bir laboratordan geçer, dana eti mi, eşek eti mi, sıp eti mi, dana şey mi, keklik eti mi, ne ettiğini bilemeyin. Şey, laboratordan geçmeden. Ya. Sizlerden gelen videoları da programımıza dahil edelim istedik. Bundan sonrasında WhatsApp numarasından veya sosyal medyadan bize videolarınızı ulaştırabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince onları paylaşmaya gayret ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli olmuştur. Keyifli olmasıyla beraber güzel şeylere dokunmuşuzdur. Belki insanların bir açıdan daha görmelerine sebep olmuşuzdur, vesile olmuşuzdur. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, belki muhakkak hatalarımız var. Sürçülisan ettiysek affola. Herhangi bir hoşunuza giden bir şey olduysa da o da Allah sayesindedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın. İnsanları rahatsız eden ne oldu? İsraf var. İnsanın başarabileceği, başaramayacağı belki de hiçbir şey yok. Eşrefi mahlukat. Yaratılmış mahlukların içerisinde en şerefli.